Az TV ekranlarından Sağlık Hattı programından günaydın hepinize. Hafta içi her gün sabah kuşağında canlı olarak yayınlanan programımızın bugünkü konuğu İnegöl Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Tıbbi Hizmetler Sorumlusu ve Diş Hekimi Sayın Doktor Hasan Güleryüz. Kendisiyle bugün ağız ve diş sağlığı hakkında bilinmesi gerekenleri konuşacağız. Bizlere ulaşmak isterseniz eğer 224 alan kodu ile 261 1188 ve 261 1199 numaralı telefon hattını arayabilirsiniz dedikten sonra konuğuma dönmek istiyorum. Sayın Hocam hoş geldiniz programımıza. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Hoş bulduk. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Bizler de iyiyiz. Şimdi genel anlamda ağız ve diş sağlığını konuşalım dedik ama aslında konuşacak çok şey var. Bir programa sığar mı bilmiyorum. Ama başlangıç olarak ben ağız ve diş sağlığının önemi nedir diye ilk sorumu yönlendirmek istiyorum. Sizin de sözünü ettiğiniz gibi ağız ve diş sağlığı hani ciddi manada konuşulacaksa günlerce konuşularak halledilemeyecek bir mevzu. Yalnız hani vatandaş olarak ufak tefek bilmemiz gereken küçük ayrıntılar üzerinde durmak istiyorum bu konuya başlarken. Çok da tıbbi terimler üzerinde ilerlemek istemiyorum. Şu şöyleymiş, bu böyleymişten ziyade. Ağız ve diş sağlığı dediğimiz zaman neden dişlerimiz var? Hani en başından itibaren neden dişlerimiz var ve neden bakmamız gerekiyor bunlara? Diş kayıplarında neler yaşıyoruz? Hani bu gibi sıkıntıları nasıl çözebiliriz? Bunların üzerinden ilerleyelim. Hani bu manada dişlerimiz 3 fonksiyon nedeniyle var. Hani çiğneme fonksiyonlarını yerine getirebilmek adına, fonasyon, diksiyonumuzu güzelleştirmek, konuşmamızı akıcı hale getirmek ve yüz estetiği için. Bu üçünü temelde herhangi bir eksiklikte ya da problemde giderim söz konusu olacaksa, bunu sağlamaya çalışacaksak da bu temel üç fonksiyonu yerine getirmeye çalışırız. Bunun için var. Tabii ki biz diş hekimleri olarak da mevcut problemleri gidermekten ziyade problem oluşmamasını nasıl sağlarız? Bunun üzerinde çaba harcıyoruz esasen hastalarımız üzerine. Kontrol ve bakımlarını da bu sebeple yapıyoruz. Diş fırçalaması, ağız ve diş sağlığı bakımı, kayıplardan sonra yapılacak yenilemeler, eklemeler, bu kayıpların yerine getirilmesinin fonksiyon olarak sağlanması vesaire, bütün bunları aynı konu başlıklarında fonksiyon olarak, fonasyon olarak ve estetik olarak hastanın bütünlüğünü sağlamak adına yerine getiriyoruz. Basit hatalar yapıyoruz esasen toplumda. Özellikle internetten kaynaklanan, işte dişlerimi nasıl fırçalamalıyım yazdığımız zaman arama motoruna şak şak şak. Çeşit çeşit değil mi hocam? İnanılmaz bir karmaşa. Sosyal medyadaki bu kirlilik zaten. Şu şunu yaptı, bu bunu yaptı, şu şuraya gitti, bu buraya gitti. Dişleri şöyle fırçalamak lazım. Hastaneye gelip bizimle tartışıyor mesela. Siz böyle fırçalayın diyorsunuz ama hayır böyle fırçalamamak gerekiyormuş, şöyle fırçalamak gerekiyormuş. Artık böyle bir bilgi kirliliğine dönüştü. Hatta bazı solüsyonlar, tarifler bile var değil mi hocam? İşte diş macunu yerine şunu şunu kullanın, bununla beyazlatabilirsiniz, bununla hijyen sağlayabilirsiniz gibi. Hala çamaşır suyu, karbonat kullanan hastalarımız var. Yani, ay evet o konuya hani da geleceğiz. Diş yapısını bilmeden sadece beyazlatıyor diye ve amaçlarına ulaşıyorlar. Tamam beyazlatıyorlar ama yani o yapıyı bozdunuz, o düzeni bozdunuz. Bir 40 sene ağzınızda kalacak bir dişi 5 sene sonra kaybetmekle yüz yüzesiniz. Neden? İşte atıyorum çamaşır suyuyla dişlerinizi beyazlattınız vesaire. Tabii sağlık konusundaki riskleri de onları da ayrıca konuşacağız yine. Konuşacağız kullanılan bu tür ürünlerde. Evet. Doğru fırçalama üzerinden başlayalım. Hani dedim ya internette farklı farklı bilgiler dolanıyor. Şu an literatürün kabul ettiği 22 farklı diş fırçalama tekniği var. 22 farklı diş fırçalama tekniği var ve farklı bilimsel makalelerde bunların 22'si de kabul görüyor. Ancak biz öyle bir fırçalama metodu istiyoruz ki bunu sade düz vatandaş bile yapabilsin. Hani bu 22 tane içerisinden öyle bir tanesini alalım ki işte bilinçli olanı da, bilinçli hasta da, bilinçli olmayan hasta da, bilen de bilmeyen de herkesin böyle ortak fırçalayabileceği tek bir metot olsun. Bunun üzerinde gidelim. Bu 22 taneyi de dallandırıp budaklandırmışlar. Hastalar zarar veriyor. Yani fırçalayayım derken, bakımını yapayım derken zarar veriyor. En basitinde 22 tanesinin içinde ne var? Mesela atıyorum
fırçanız işte ağızda diş ve diş etinin birleşme noktasına 45 derecelik açıyla gelecek de bu 45 derecelik açıdan sonra rotasyon hareketi yapacaksınız da bu bilinçle fırçalayabilecek çok az insan var. Hı-hı. Bunu sağlayabilecek çok az insan var. Ve alışkanlık ama, haline getirmek de bazen zor olabiliyor değil mi çok hocam? Çok güç. Şimdi mesela dişlerimi fırçalıyorum. Yani hastalarımız üzerinden konuşalım. Toplumun büyük bir kesimini yansıtıyor hastalarımız. Dişlerimizi fırçalayalım. Tamam ben fırçalıyorum diyor. Israrla ben dişlerimi fırçalıyorum diyor. Nasıl fırçalıyorsun diyorum. İşte ben dişlerimi fırçalıyorum. Ağzını kapatıyor. Yani hani 40 saniyeyi geçmiyordur kesinlikle. Ağzını kapatıyor. Öğrenmiş şeyi yuvarlak çekmek gerekiyor falan öğrenmiş. Ön taraflar daha çok beyazlasın diye işte yuvarlaklar çiziyor. Yan taraflarda da sağa sola götürüyor getiriyor. İşte çok fazla karbonhidratlı besin tükettiyse ağız kokusundan da rahatsızsa falan şöyle iç taraflarını da yapıyor ediyor gidiyor. Ben fırçaladım diyor. Ağız ve diş sağlığı bakımını yerine getirdim diyor. Bizim için klinik olarak bu hasta dişlerini fırçalamamıştır hasta. Kesinlikle fırçalamamıştır. Fırçalamayı yaparken öncelikle en basit tekniği söylüyorum. Ağzı açmak gerekiyor. Ağız açık bir şekilde fırçanın ilk önce diş etine ondan sonra da dişe geleceği şekilde fırçalamak lazım. Hocam burada aslında önemli olan sadece dişi temizleyip korumak değil, diş eti sağlığını da muhafaza etmek değil mi? Diş eti sağlığı diş sağlığından çok daha önemli. Hı-hı. Bir binanın temeli gibi düşünün. Temel sağlam değilse istediğiniz kalitede bina kaldırın üzerine, istediğiniz kadar sağlıklı olsun dişleriniz, bunların devamlılığını sağlayamazsınız. Diş eti sağlığının şöyle bir şeyi var. Anatomik olarak aslında ağzımızın kendini bir koruma mekanizması var. Kendini koruma mekanizması var. Bu mekanizmada ne var? Dişle diş eti arasında, şöyle göstereyim. Dişle diş eti arasında bir cep var. Yaklaşık 3 milimetre. Bu cepte de diş eti cep sıvısı bulunur. Diş eti cep sıvısı dişin belli zamanlarda, özellikle beslenmeden hemen sonra, belli zamanlarda dişin üzerine salınım yapar. Bu salınım dişi ağızda bulunan bakterilere karşı korur. Kalkan gibi düşünün. Siz eğer bu anatomik yapıyı bozarsanız direkt bakterilere açık hale getirirsiniz ağzınızı ve dişleri. Bu da yanlış fırçalamayla da yanlış olacak. Fırçalamayla bu bütünlüğün bozulmasıyla. Şey. Şu şekilde fırçaladığınızı düşünün. Cebi yok ediyorsunuz. Öyle ya da böyle cebi yok ediyorsunuz. Hiç fırçalamadığınızı düşünün. Orada cebe gıda artıkları birikecek. Bir sonraki beslenmede biraz daha birikecek. Bir sonraki beslenmede biraz daha birikecek. O yapı tekrar bozulacak. Şu şekilde fırçalamakla zaten yapıyı ortadan kaldırıyorsunuz. Yanlış fırçalama hiç fırçalamamaktan çok daha tehlikeli. Ağız açık bir şekilde fırçalanır dedim. Kesinlikle diş etinden dişe doğru fırçalamak gerekiyor. Üst çenede yukarıdan aşağı, alt çenede aşağıdan yukarıya. Şu hareketler çok önemli. Hem de masaj yapmış oluyorsunuz diş etlerinizde ve o cebi hani yapıştırıyorsunuz dişe. İçini de temizleyerek o salınan sıvının, koruyucu sıvının da devamlılığını sağlamış oluyorsunuz. Dişlerimizi fırçaladık. İç taraflarda işte eğimli bir şekilde yine diş etinden dişe doğru çiğneme yüzeylerinde süpürme hareketiyle şöyle temizleyip bırakıyoruz. Şu an sadece dişlerimizi fırçalamış olduk. Ama ağız ve diş sağlığı bakımını yerine getirmedik. Tam anlamıyla yerine getirmemiş olduk. Nasıl bitireceğiz bunu? Mesela rutin kullanımda olan şeylerden söz edeyim. Hani artık hastalarımız eczaneye gidiyor. Ben bir ağız gargarası alayım da dişlerimi bununla fırçalayayım, çalkalayayım. Ağzım temizlensin oluyor. Medikal gargarayı normal ağız çalkalama solüsyonları gibi kullanan hastalarımız var. İçindeki etken maddelere çok girmeyeceğim ama içindeki etken maddelerden kaynaklanan çok ciddi hasarlar verebiliyorlar ağızlarına. Medikal gargaraları bizim klinikte hastanede yazmış olduğumuz medikal gargaraları bir hasta bir ay boyunca maksimum 7 gün kullanabilir. Bundan sonraki kullanımlarda ağza fayda verecek bakterileri de öldürmüş olursunuz. Medikal gargara kullanımı bu. Ağız çalkalama solüsyonlarının da işte alkollüsü var, alkolsüzü var, işte aromalısı var, şunu var, bunu var. Hangisini kullanırsa kullansın hasta 2 güne bir maksimum hani 2 güne bir çünkü çok kullanıldığı zaman ağız kuruluğuna neden olur. 2 güne bir kullanılmasını istiyoruz ve sadece bilinsin istiyoruz ki bu ağzı temizler. Diş etlerini güçlendirmek için herhangi bir şekilde ağız çalkalama solüsyonları kullanmamak gerekir. Bunun için de biz hastalarımıza haftada bir gün belirleyin diyoruz. Mesela işte bugün günlerden
Çarşamba mı? Evet. Çarşamba günü, her hafta çarşamba günü akşam yatmadan önce dişlerimizi fırçalayacağız. Ondan sonra tuzlu su gargarası yapacağız. Tuzlu su gargarası diş etini güçlendirir. Ağız çalkalama solüsyonları ve medikal gargaralar diş etlerini temizler. İkisi birbirinden çok farklıdır ve tuzlu su gargarasının rutin olarak yapılması gerekiyor. Her akşam... Haftada bir gün belirleyeceğiz. En kötü ihtimalle haftada bir gün belirleyeceğiz, maksimumda 3 kere. Yani hani çok da abartmamak gerekiyor, hı hı, o düzeni de. Kolaylık olsun diye yani herkesin uygulayabileceği en basit haliyle anlatıyorum. Haftada bir gün belirleyeceğiz ve o gün dişlerimizi fırçaladıktan sonra akşam yatmadan hemen önce tuzlu suyla gargaramızı yapacağız ve yatacağız. Ne kadardır orada? Ilık bir çay bardağı suya bir çay kaşığı tuz yeterli olacaktır. Tabii ama işte asiditesini arttırmak için biraz limon sıkabilirsiniz ya da ekşitebilirsiniz, fark, hı hı, etmez. Bitki programları gibi oldu ama çok önemli diş etini güçlendirmek adına. Hafif işte limonla ya da sumakla falan ekşilt edebiliriz. Ağzımızı birkaç dakika onunla çalkalayıp tükürmemiz yeterli olacaktır. Yani işte diş etine sıvı alışverişi, ölü diş eti hücrelerinin işte atılması, yenilenmesi gibi. Hani bu tür şeylere iyi gelecektir. Evet. Burada diş ipi kullanımına da değinmenizi istiyorum, evet, hocam. Çünkü bu da çok önemliydi. Onun da yanlış kullanımı çok fazla derecede dişlere ve diş etine hasar verebiliyor aslında. Diş ipi kullanımı ile ilgili özellikle konuşmak istediğim konulardan biri. Hastalarım öncelikle piyasada diş ipleri çok farklı fabrikasyon şekillerde satılıyor. Evet. Yani işte hazır kullanıma hazır bir şekilde şu sapanlara gerilmiş gibi gergin halde, yaklaşık 5 santimetre kadar gergin halde bulunan diş ipleri var. Kutuda işte kendinizin istediğiniz ölçüde çekebilip kullanabileceğiniz şekilleri de var. İdeal olanı söylüyorum. En rahatını, ideal olanı söylüyorum. Kendinizin mesafesini ayarlayabileceğiniz ve gerginliğini 10 santim kadar tutabileceğiniz bir diş ipi seçiyorsunuz ve dişlerinizin arasına giriyorsunuz. Herkes aynı hatayı yapıyor. Giriyor iki dişin arasına. Şurada göstereyim ben. Giriyor iki dişin arasına. Ondan sonra şu hareket. Ben yaptım. Diş etlerimi temizledim. Arasında ileri geri hareket ettirdikten sonra giriyor. Girmiş olmayı diş ipini kullandım zannediyorlar işte. Evet. Hani ama dedim ya, diş eti öyle bir doku ki hasar verdiğiniz zaman çok rahat toplayabilirsiniz. Ama çok rahat hasar da verebilirsiniz. Yani iki diş arasındaki diş eti papiline zarar verirsiniz araya girmekle, işte ileri geri götürüp getirmekle, kesinlikle bu değildir. İki dişin arasına girdik. Önce herhangi bir diş seçiyorsunuz, diş ipini onun etrafına doluyorsunuz, hı hı, sarıyorsunuz. İleri geri hareketlerle sadece bir dişi temizliyorsunuz. Şu hareketlerle girdikten sonra bir dişi temizledik. Aynı diş ipini hiç çıkarmadan öteki dişe doluyorsunuz. Böylece ara yüzdeki bütün diş yüzeylerini temizlemiş oldunuz. Diş etinin de anatomik yapısını bozmadan devamlılığını sağlamış oldunuz, korumuş oldunuz. Bu çok önemli. Girdim oldu, şuraya da girdim oldu, hadi şunu da yaptım oldu, diş etlerim kanıyor ama ben dişlerimi fırçalıyorum kanıyor, şunu yapıyorum kanıyor, bunu yapıyorum kanıyor, ben fırçaladığım halde neden kanıyor, bir öteki dişlerini fırçalamıyor, benden daha sağlıklı, ben günde 5 kere fırçalıyorum ama işte hep böyle şeylerle geliyor hastalar. Acaba yediğinden midir, içtiğinden midir, ben de mi bal tüketsem, şunu yapsam, bunu yapsam? Hayır, doğru fırçalama. Genetik çok faktörler çok önemli. Değil mi? Hani, çok güzel bir şeye değindim. Ama hani yanlış fırçalamaktansa fırçalamamak çok daha iyi. Neden iyi? Çok daha iyi? Şimdi tabii, hani yani seyirciler fırçalamayın şeklinde anlamasın ama yani ağızda bazı oluşumlar, zararlarını konuşuyoruz. Evet, ağızda anatomik bir takım oluşumlar zaten dişleri temizlemek üzerine varlar. Yani tükürük salgısı belli periyotlarda salınır, dişlerin üzerinde koruma sağlar. Mesela diş macununu söyleyeyim. Dedim ya, diş eti cep sıvısı üzerinden işte salınım yapar, dişlerin üzerinde belli bir koruma sağlar. Bu rutin olduğu için hani bakterilerin yapışmasını engelledik, sürekli bir koruma sağlar. Bunda sorun yok. Diş macununu kullanıyoruz. Sabah kalkıyoruz. Macunun yapısını bilmiyoruz aslında. Yani sabun gibi köpürsün, dişlerimizi fırçalayalım, kurtulalım. İşte ben fırçalamış da oldum, macunla da fırçaladım. Hem de beyazlatıcı bir diş macunu kullandım. Dişlerim de hafif beyaz ama dişlerim hala çürüyor. Evet, yok işte sızladı, hassasiyet oldu. Ağızda o ferahlığı da verdiyse artık... Diş macununun yapısını bilmiyoruz esasen.
Hem piyasadaki hangi diş macununu kullanırsak kullanalım, çok önemli değil. Hani spesifik bazı rahatsızlıklarda hassasiyetiniz vardır, hassasiyet giderici diş macunu kullanmanız gerekir. Diş eti problemleriniz vardır, işte diş eti problemlerine daha iyi gelecek bir diş macunu kullanmanız gerekir. Bunların dışında piyasadaki hangi diş macununu kullanmak isterseniz kullanabilirsiniz. Onda sorun yok. Türk Standartları Enstitüsü'nden geçmiş herhangi bir diş macunu kullanabilirsiniz. Ancak biz klinik olarak diş macununun 20-25 günden daha uzun süre kullanılmasını tavsiye etmiyoruz. Çünkü ağız artık alışıyor o diş macununa. Beklenen korumayı, beklenen etkiyi sağlamıyor. Alıyor hastalarımız işte koca bir tüp, bir sene gidebilecek kadar tüp. Bir de reklamlarda da böyle çok çok koyuyorlar fırçaların üzerine. Biz de artık o kadar yapıyoruz. Hayır, mercimek tanesinden biraz daha büyük olması yeterli. Macun öyle bir şey. Vücut bir yerden sonra alışıyor. Beklenilen korumayı sağlamıyor. Direnç kazanmış oluyor. Yani arkadaşlık kuruyorlar bir yerden sonra ağızla birlikte. O bakterilere karşı etki etmemeye başlıyor. Değiştirmek gerekiyor. 20 gün, maksimum 1 ay. Bir aydan sonra çok daha farklı bir. Ben kendi adıma piyasadaki bir ay en kötü diş macununu kullanıyorum. En kötü dediğim en ucuz diş macununu kullanıyorum. Bir ay işte en iyisini kullanıyorum. Spesifik bir problemim var. Her ay değiştiriyorum. Diş macununun da az önce söyledim. Diş fırçalarken diş macunundan beklediğimiz etki kesinlikle sabun gibi köpürüp ağzı temizlemesi değildir. Bunu yapmasına gerek bile yoktur. Ağız kendi kendini temizler. Diş macunundan beklenilen etki dişin üzerinde ince bir tabaka oluşturmasıdır. Fırçalamayı sözünü ettiğim gibi diş etinden dişe doğru yaptığınız zaman bir duvara fırçayla boya sürmek gibi düşünün. Belli bir derecede hani tamam o yapıyı oluşturduk. İnce bir tabak halinde dişin üzerine sürdük. Sürme işlemi diyoruz biz buna. Fırçalama demiyoruz. Diş macununu sürdük. Ondan sonra da ağzımızı çalkaladık ve bu sürdüğümüz diş macunu katmanının sertleşmesini bekliyoruz. Aslında iyi diş macunu ile kötü diş macunu arasındaki tek fark şu sertleşme zamanı ile alakalıdır. Daha konforlu olsun diye daha kısa sürede sertleşen diş macunları daha pahalılardır. İşte bazı kimyasallardan ötürü daha geç sertleşiyorlardır. En iyisi ile en kötüsü arasındaki makas da yaklaşık 40 dakikadır. Sabah kalktık, elimizi yüzümüzü yıkadık, dişlerimizi hani fırçaladık, ondan sonra kahvaltıya oturduk. İstediğimiz kadar ideal fırçalayalım, o katmanı da oluşturalım. Kahvaltıya oturduğunuz zaman o katman sertleşmeden poğaça darbeleriyle, bir ısırma darbesiyle bile o katmanı oradan atmış oluyorsunuz. Bu ne anlama geliyor? Diş macunu kullanmadınız. Klinik olarak eğer o katmanın devamlılığını sağlayamıyorsanız, sertleşmesini beklemediyseniz onu hiç kullanmamışsınızdır varsayıyoruz. Ve macunla fırçalamanın hiçbir esprisi kalmadı. Sadece bunun için vardı ve hiçbir esprisi kalmadı. Hastalarımıza diyoruz, dişlerimizi fırçalayalım. Fırçalarken hassas bir şekilde fırçalayalım. Diş etinden dişe doğru fırçalayalım. Yaklaşık 40 dakika kadar bekleyelim. O katman sertleşsin. Ondan sonra istediğinizi yiyip içebilirsiniz. Sorun değil. Yani hani birazdan beslenme üzerine de konuşacağız. Neleri yemeliyiz, neleri yememeliyiz ama yani o yelpaze o kadar geniş ki istediğinizi yiyebilirsiniz. Önemli olan bunu koruyabilmek. Bu yalnız bu 40 dakikalık dediğiniz zaman aslında Minimum 40 dakika normalde hiç gündeme gelmeyen bir noktaydı. Biz de hiçbir programımızda bunu ele almadık örneğin. Doğru bilinen yanlışlar diyoruz ya, biraz da hani tüketici bir toplumuz. Bize ne veriliyorsa o şekilde alıyoruz. Dedim ya az önce reklamlarda görüldüğü gibi. Yani şu diş fırçasının boylu boyuna diş macunuyla doldurulması. Yani hani çok gereksiz. Yarısının yarısı kadar bile yeterli. Hani baştan işte hemen bazıları direkt fırçayı ıslatırlar. Öyle kullanırlar diş macunu. Az önce söyledim. Duvara boya yapmak gibi. Tamam. Duvara boya yapıyorsunuz. Fırçaya. Eğer boyayı belli bir düzeyin üzerinde ıslatırsanız konsantrasyonunu düşürürsünüz. O zaman ne olur? İşte beklenilen kaplamayı yapamazsınız o boyayla duvara. Bunda da aynı şekilde dişin üzerinde bir katman oluşturmak istiyoruz. Kesinlikle ama kesinlikle suyla ıslatmamamız gerekir ki konsantrasyonu düşmesin, incelmesin. Diş inceldiyse hiçbir şey yok. Ha neden suya tutuyorlar? Hastalarımızdan aldığım geri dönüşlere göre hani artık böyle bir kanı var. Hocam nasıl köpürsün ki diyor. Yani tamam diyor fırçalı nasıl... Bütün diş macunlarının içinde en kötüsü ve en iyisi
de olsun hani hiç fark etmiyor. Bütün diş macunlarının içinde tükürükle temasa geçtiği zaman köpürücü ajanlar var. Esasen eğer dişlerini fırçalarken hiç su kullanmazlarsa çok daha iyi köpürdüğünü görecekler ağızlarının ve diş macunlarının. Çok çok daha iyi köpürecektir. Toplayayım küçük bir şey, hızlıca hani çok dağıtmayalım konuyu. Fırçalarken diş fırçasını, diş macununu, ağzımızı ve dişleri kesinlikle ıslatmamamız gerekiyor. Macun konsantrasyonunu ayarlamak adına macunumuzu her ay değiştirmek gerekiyor. Fırçalamayı ağız açık bir şekilde yapmak gerekiyor. Diş etinden dişe doğru fırçalamak gerekiyor. Akşam yatmadan önce, kesinlikle akşam yatmadan önce fırçalamak gerekiyor. Bunun üzerine de konuşalım vaktimiz kalırsa. Neden akşam fırçalamak gerekiyor? Neden diş ağrıları akşam oluyor? Sadece fırçalamakla ağız ve diş sağlığı bakımı bitmiyor. Gün aşırı diş ipi kullanmak gerekiyor. Özellikle lifli yiyeceklerden hemen sonra diş ipi kullanmak gerekiyor. Diş ipini doğru kullanmak gerekiyor. Haftada bir gün tuzlu su gargarası yapmak gerekiyor. Diş etlerini güçlendirmek adına ve hani şekerli yiyeceklerin hepsinden sonra hiçbir şey yapamıyorsak bile en azından onun tadının ağzımızdan gitmesini sağlayana kadar da suyla çalkalamak gerekiyor. Bütün bunları yaptığımız zaman aslında ideal bir ağız ve diş sağlığı bakımı yapmış oluyoruz. Evet, bir de hocam protezlerin temizliğine geçelim. Protezlerin temizliği dönemi demin çünkü çok önemli bir noktaydı. Bu da çamaşır suyuyla dahi beyazlatmak adına çamaşır suyunu kullanan kişilerin olduğundan bahsettiniz ki bunlar aslında ileride başka hastalıklara da sebebiyet vermekte. Yani çok keskin bir şekilde kesip atmak istiyorum bu konuyu. Temizleyici aparellerin dışında sağlıksız olan ve kulaktan dolma, işte tuz ruhuna çamaşır suyunu karıştırdım. Normalde gaz maskesiyle gezmek gerekiyor. Yani onu yaptıktan sonra karıştırdım. Protezi de içine attım. Aa, dişlerim bembeyaz. Normalde teknik olarak işte hareketli protezlerde özellikle diş eti rengini yakalayabilsin diye akrilik dediğimiz bir maddeden yapılır protezlerin taban yüzeyleri. Onlar da diş etiyle uyumlu olsun diye pembemsidir. Hani damarlı pembemsi bir yapısı vardır. Yani hasta bunu bile beyazlatmaya çalışıyor. Bak bunu bile yaptım, beyazlattım. Çok çok da iyi yaptım diyor. Biz kesinlikle böyle şeyleri karşıyız. Protezlerin, özellikle hareketli protezlerin temizlenmesi için temizleyici tabletler var. Eczanelerden, hatta marketlerden bile satın alabilecekleri ve kullanılması inanılmaz kolay olan tabletler. Bir kabın içine o tabletlerden bir tane atıyorsunuz. Efervesan tablet zaten suyla temasa geçince çözülüyor. Protezinizi içine atıyorsunuz ve bir gün bekletiyorsunuz. Akşam koyun, sabah alın mesela, tertemiz olmuştur. Hani temizliği bu kadar basit. Başka hiçbir şeye gerek yok. Bunun dışında yapılacak her şey kesinlikle fantezidir. Tuz ruhunu koydum. Kanser diyorum ya. Başka hiçbir şey demiyorum. Yani şu olur bu olur demiyorum. Kesinlikle kanser yani. Çünkü kanseri yıkamakla üzerinden etkisi hiçbir şekilde tam anlamıyla gitmiyor. İstediğiniz kadar yıkamaktan kasıt suyla yıkayalım. Yani ona bir şey demiyorum. Suyla yıkayalım yemeklerden yani sonra. O tür maddeler, kimyasalları kullandığınızda kimyasal maddelerle normal aspirinle temizleyen var. Aspirini de bu sayede öğrenmiş olduk yani. Aspirinde bir temizlik malzemesi varmış. Onunla temizleyen var yani. Hani marka olarak vermeyelim de. Yok, bilmiyorum marka mı değil mi onu da bilmiyorum. Hani ne olduğunu da bilmiyorum. İçerik olarak bakıyorum. Mesela duvardaki lekeyi çözmek için kullandıkları temizlik ajanını protezi temizlemeye kullanıyorlar. Ağza giriyor. Bu sonuçta sizin bedeninizin bir parçası. Öyle ya da böyle. İlla enjekte edilmesi ya da işte diş etine entegre edilmesi gerekmiyor. İmplant protezler gibi dokunun içinde değil, bu dışarıda, buna istediğimi yapabilirim diyemezsiniz. O bütünlüğü korumanız gerekiyor. Çünkü içine de işliyor zaten, belli katmanlarına kadar işleyebiliyor bu kimyasallar. O kimyasal. Şimdi ve hiçbir şekilde yıkamakla temizlenmiyor, arınmıyor. Beslenme de hani sindirim sisteminin başlangıcı ağızlardır, işte ilk emilim oralardan yapılır diyoruz ya. Bir protez düşünün, kimyasallarla temizlendi ve o kimyasalları direkt doku üzerine bastırdınız. İlk beslenme de oradan yapılıyor. Yani siz zaten oradaki bakteriyel yapıyı bozmuş oldunuz. Yani istemediğimiz bakteriler var. Tamam, hani istediğimiz bakteriler de var. O anatomik yapıyı, o bütünlüğü bozmuş oldunuz bu kimyasallarla. Olması gerektiği gibi çalışın. Tükürük akışını durdurur. Yani belli periyotlarda üst tükürük bezlerinden, özellikle üst dişlerde, azı dişlerine yakın hemen biraz üst tarafında tükürük bezleri olur. Belli zamanlarda işte ihtiyaç gereği salınım yaparlar yani. Literatür çalışması tam olarak tarihi ve zamanı aklıma gelmiyor ama çamaşır suyu kullanan hastalarda o tükürük bezi akışını %80 oranında azalttıkları görülmüş.
Sadece çamaşır suyuyla ayda bir kere protezini temizleyen hastaların bakın, tükürük akışlarını kadar? Bu şekilde %80 çok ciddi bir oran. Ya ağzın ıslak olması gerekiyor, ağzın temiz olması gerekiyor. Sonrasında tabii başka hastalıklar da akabinde gelecektir mutlaka. Tabii birbirini takip edecek. Evet. Biraz dolgulara değinelim istiyorum hocam. Amalgam dolgular, kompozit dolgular son zamanlarda çıkan özellikle amalgam dolgularla ilgili bir yaklaşım da var. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Hani civa etken maddesi olması sebebiyle de. Yani bu tartışma sanırım 90'lı yılların başlarından sonra kompozit daha estetik bir materyal ve yeni yeni bir sektör oluşuyor. Evet, hastalara daha estetik bir protez dolgu yapalım. Gülerken bu devamlılığı sağlayalım. Hani bu amaçlarla ortaya çıkmış kompozit materyaller ama kesinlikle amalgamın yerini tutmuyor. Bu tartışmalar da o günden bugüne sıcaklığını koruyor. Nasıl koruduğunu bilmiyorum. Sanırım medyanın etkisi ama bütün samimiyetimle şunu söyleyebilirim. Henüz amalgamın yerini tutabilecek herhangi bir dolgun maddesi yapılmadı. Ha, kompozite göre dezavantajları var mı? Var. Amalgam işte civa ihtiva ediyor. Sağlık sorunları nedeniyle değil. Görüntü estetiği olarak hani biraz daha işte siyah, grimsi bir dolgu. Hı hı. Ağızda böyle bir dolguyu kim ister ki? Ama şu da var, şu da bir gerçek. Estetik olması arka grup dişlere uygulanıyor zaten. Amalgam dolgular azı dişlerine uygulanır ya da işte küçük azı dişlerinden başlarsınız ihtiyaç mukabilinde. Gülme hattının dışında kalan dişler olduğu için yani bu da çok önemli bir artısı değil. Hani kompozitlerin amalgamlara evet. Estetik anlamda. Ancak yer tutuculuğu, amalgamın dokuyu tutması. Mesela amalgam dolguyu yapmanız için kompozit dolguda sağlıklı dokuyu aşındırmanız gerektiği kadar aşındırmazsınız. Çok daha az aşındırma yapmanız yeterli. Çürüğü temizledikten sonra dolgunun mekanik tutuculuğunu sağlamak için biz ekstra kavite açarız. Mesela amalgam dolguda bunu açmanıza gerek yok. Bu sağlıklı dokuyu biraz daha ağızda tutmanız demektir. Amalgam dolgu işte ilk yapılır, 2 saat sonra büzüşür, sonra bir daha genleşir, bir daha büzüşür. Hareketli bir şey, dışarıdan bakıldığında sert, mukavim görünüyor ama içerik itibariyle farklı zamanlarda genleşip büzülmeye olanak sağladığı için aslında hareketlidir. Dokuyla devam, hani çiğneme esnasında da bu esnekliği, bu hareketliliği yakalarsınız. Daha dinamik bir yapı katar ve çok çok uzun süre kullanırsınız. Kaviteyi tutar. Sekonder çürük göre dediğimiz, evet. Mesela dolguyu, şu dolgu kavitesi olsun, şu da amalgam dolgu olsun ya da kompozit. Dolguyla sağlıklı diş yüzeyi arasındaki tutulma noktası dediğimiz aralıklardan belli zamanlarda kompozit dolgularda ne kadar iyi yapılırsa yapsın 2 sene sonra bir açılma başlar. Hı hı. Yani o aradan tekrardan çürük oluşumuna neden olur. Bakteriler o çatlaklardan içeri girerler. Sekonder çürük dediğimiz çürüğü oluştururlar. Ama amalgam dolguda bunun olma ihtimali o kadar düşüktür ki sıfıra yakın. Ve hani kompozit savunanların çoğunluğunun işte temel çıkış noktası civa, işte civa şöyle zarar verir, böyle zarar verir. Hayır, civa o kadar da, yani hani civa kesinlikle doğrudan alındığı zaman ve belli bir miktarın üzerinde alındığı zaman zararlı bir maddedir. Ona diyecek hiçbir şeyimiz yoktur. Ancak deniz kabuğunda falan bile civa vardır. Hı hı. Günlük beslenmemizde bile hani civayı amalgam dolgudakinden daha az tüketmiyoruzdur. Çok daha fazla tüketiyoruz. Civanın hastaya bir zararı var mı? Islak bir ortamda zaten ağız ıslak bir ortamdır. Islak bir ortamda dolgu yapıldığı için civa serbest radikallere ayrılmaz. Yani hastanın bunu herhangi bir şekilde sistemine katabileceği partiküllere, moleküllere ayrılmaz. Amalgamı sökerken en fazla civa açığa çıkar. Amalgamın sökümü esnasında bunu da zaten hekim ıslak bir ortamda kullanılan materyaller, bizim amalgamı sökmek için başlıklarımız zaten su basınçlı başlıklar. Sulu bir ortamda söküldüğü için bunun da hastaya herhangi bir zararı yoktur. Islak bir ortamda yine radikallerin ayrışmaz. Hekime zararı vardır. Hani çünkü onu soluyabilir şu durumda da. Hekim de ortamı havalandırır ve işte maskesini takar. Kendini bu şekilde de korur. Ama kesinlikle hastaya çiğneme basıncı, çiğneme herhangi bir besini çiğnerken sertliği çok önemli değil. Azı dişlerimiz üzerine yaklaşık 70 kilogramla 90 kilogram arasında bir basınç yükleriz. 70 kilogramla 90 kilogram. Amalgamdan daha iyi bu basıncı tölere edebilen herhangi bir dolgu materyali yok şu anda. Kompozit dolgu kesinlikle kaldıramaz.
Ne oluyor? İşte basıncı kaldıramıyor. Biraz daha rigid bir yapıda. Hani amalgam biraz esnek dedik, hareketli dedik, sertleşiyor, büzüşüyor, genleşiyor, dokuz şey topluyor, kendini açığa bırakıyor falan. Kompozitler ışınla sertleştiği için içindeki maddelerden de kaynaklı olduğu gibi kalıyor. Basıncı da kaldıramıyor, çatlaklar oluşturuyor. Her çiğnemede biraz çatlak, her çiğnemede biraz çatlak. Şu an piyasadaki en iyi kompozit dolgu materyali. Tabii sektör geliştikçe daha güçlülerini, daha kuvvetlilerini yapıyorlar ama ne kadar iyi olursa olsun 3 seneden ya da 4 seneden sonra doku uyumu bozulmayan kompozit dolgu yoktur. Ama 30 sene, 40 sene amalgamını kullanan hastalarımız vardır. Ne yapmak gerekiyor? Ha, tamam, amalgam dolguyu yaptınız, bir 40 sene de kullanın demiyoruz hastalarımıza. Birkaç senede bir yüzeyini pürüzsüzlendirmek gerekiyor amalgamında. Yani cilalamak gerekiyor, parlatmak gerekiyor. Çünkü zamanla siyahlaşıyor da değil mi? Siyahlaşıyor, evet. Yani o zaten herhalde kullanım süresinin artık bir temizliğe ihtiyaç olduğunu gösteriyor. İşareti, sinyali. Evet, hocam çocuklarda ağız ve diş sağlığına geçmek istiyorum ama ondan önce özellikle sizin kliniğinizde de var, çünkü hastanenizde de var. Dün 21 Mart Dünya Down Sendromlar Günü'ydü. Evet. Ve hastanenizde de bir engelli kliniği mevcut. Evet. Ben burada sizin çalışma sisteminizi öğrenmek istiyorum. Çünkü program öncesinde şöyle bir cümle sarf ettiniz. Evet, hani normalde randevulu sistemle çalışılır ama biz burada hani daha rahatlık sağlamak amacıyla randevusuz da çalışabiliyoruz diye. Biraz bahseder misiniz hocam? Tabii. Öncelikle İnegöl'den bahsedeyim. Hani 4 sene kadar önce hastaneye geldik biz. Engelli polikliniğimiz var. Hani kalite hizmet standartları gereği böyle bir kliniğin oluşturulması gerekiyor ve var olmak için vardı. Hani var. Ama engelli hasta yok. Bir gün yok, iki gün yok, üç gün yok. Yaklaşık 10 senedir engelli hastalara gönüllü olarak bakıyorum. Bir gün yok, iki gün yok, üç gün yok. Nerede bu engelli hastalar? Engelli hastalar yok. Hiç hastaneye gelmiyorlar. Gelemiyorlardır muhakkak dedik. Hani bir bakalım da neden gelemiyorlarmış. O kadar kullanmışlar ki engelli hastaların diş tedavilerini, hani dolandırmışlar, yapmışlar, etmişler. Artık hastalar kendi haklarını bile arayamaz olmuşlar. Yapalım, ne yapalım? Rehabilitasyon merkezlerini gezelim. Engelli hastaları bulalım. Yerlerinde bir taramalarını yapalım. Nedir, ne değildir? Yaptık bunu. Hatta başhekim beyle dolandık. O zaman ben yeni atandım. Başhekim beyin de bu konularda hassasiyeti var. Tek tek bütün rehabilitasyon merkezlerini, engelli hastalara ulaşabileceğimiz bütün merkezler, gerek özel gerek devlete bağlı, tarama kartotekleriyle çıktık, ağız planlamalarını, bir veri tabanı oluşturduk. Yaklaşık 700-750 kadar hastaya ulaştık. Ondan sonra bunlara dedik ki durumu ağır olanlara, ağız ve diş sağlığı tedavisi görmesi gerekenlere dedik ki arkadaşlar hastaneye gelebilir misiniz? Ya işte biz şöyle gelemeyiz, böylemeyiz de falan. Hayır, size özel bir klinik var ve buradan randevu almanız gerekmiyor. Siz direkt gelip günün mesai saatleri içerisinde direkt gelip istediğiniz zamanında muayene olabiliyorsunuz dedik. Gelebilenlerin tedavilerini, muayenelerini orada yaptık. Ondan sonra hastaneye gelemeyecek olanları evlerinde ziyaret edip tedavilerini yaptık. Hem hastanede hem de evde tedavi olamayacak kadar kötü olanları da devlet hastanesiyle bir protokol imzaladık. Genel anestezi polikliniğinde işlemlerini yaptık. Ameliyathanede çocukları uyutarak tedavilerini yaptık. Bu artık Sağlık Bakanlığı'nın bir rutini. Bütün engelli hastalar hangi sağlık merkezine gitmek isterlerse gitsinler. Kendileri için ayrılmış bir diş hekimiyim ben, diş hekimi olarak konuşuyorum. Ağız ve diş sağlığı poliklinikleri mevcut. Burada da günün her saati, mesai saatleri içerisinde her saati istedikleri gibi merkezi hastane randevu sisteminden bağımsız olarak randevu almadan gelip muayenelerini alabiliyorlar. Yapılacak işlem varsa orada yapılıyor. Hasta gelemeyecek kadar kötüyse evde sağlık hizmetleri birimine başvuruyor, kaydını oluşturuyor, hekim geliyor evinde bakıyor. Evinde muayene etti ya da hastanede muayene etti, koopere edilemeyen bir hasta, bu hastayı da alıyoruz ameliyathanede uyutarak. Engelli hastalarda yaşadığımız en büyük problem bu. Hastaların koopere olamaması, acısını ifade edememesi, kendisini ifade edememesi. Diş hekiminden normal hasta korkuyor. Dental fobi diyoruz. Yani hiçbir problemi olmayan, ve çok yaygın gayet bir korku, sağlıklı, değil mi?
çok çok yaygın. Çok daha yaygın. Bunu atlatamadık. Travmasını toplum olarak atamadık. Evet. Ama zamanla atılıyor. Yani ilk baştaki gibi değil. Hani kullanılan materyallerin de artık hassasiyetinin oluşması, şey ağrıyı azaltma yönündeki çalışmalar falan tamamen dental fobiyi kaldırıyoruz. Hı hı. Ama engelli hastalar. Yani hani bunu bile şey yapamıyorken, tolere edemiyorken biz hastalarımızı uyutuyoruz. Hangi tedaviye ihtiyaç duyuyorsa, dolgusuysa dolgusu, çekimi ise çekimi. Hatta protez, porselen kaplama yaptığımız hastalarımız bile var genel anestezi altında. Onlara bu tedaviyi yapıyoruz. Ha şunu söylerken de yani engelli polikliniğin aman aman bir donanımı yok. Yani diğer polikliniklerden tek farkı sadece eğer hasta engelli platformumuz var. Eğer hasta tekerlekli sandalyeyle geliyorsa ve buradan kalkamıyorsa, bu kadar kötüyse, platform üzerinde tekerlekli sandalyesinden hiç kalkmadan muayene olabileceği bir olanağımız var. Başka hiçbir şey yok. Geri kalanı samimiyet ve gönüllülük esasına. İlgi zaten en büyük kısmını oluşturmuyor mu hocam? İlgi. Başka hiçbir şey değil. İlgi. Hassasiyet. Yani hepimiz engelli olabiliriz. Evet. Yani şu an ben çok sağlıklıyım ama buradan hastaneme giderken başıma ne geleceğini bilmiyorum. Yani illaki de engelli doğmak gerekmiyor. Öyle ya da böyle ihtiyaç sahipleriler, kendilerini ifade edemiyorlar. Ve bakanlığın bu konuda çok büyük hassasiyeti var. Sağlıkta dönüşüm ikinci kademedeyiz. İkinci kademeyi başlattılar ve bunun üzerine çok daha fazla yoğunlaşıyor. Herhangi bir sağlık kuruluşunun herhangi bir kademesinde hiç fark etmez. İstedikleri zaman istedikleri gibi muayene olabiliyorlar ve sıra almalarına gerek yok. Ve hani işte benim çocuğum röntgen çektirmez, ayakta duramıyor, ağzını açtırmıyor, götürürsem ne yaparım gibi hani bu tür çekinceler içinde olmasın kesinlikle engelli yakınları ya da onlara bakmakla yükümlü bakıcıları her neyse kesinlikle böyle bir kanıya varmasınlar. Şu an teknoloji bize onlara en rahat şekilde bakılacak neyi sunuyorsa biz onu sonuna kadar kullanıyoruz. Onların avantajını elimizden geleni fazlasıyla yapıyoruz. Yeter ki hastanelere gelebilsinler. Kendileri ya da bir şekilde gelmemizi istesinler. İletişim, ona da varız. İletişim yoluna geçsinler yeterli değil mi hocam? Tabii bakanlık takip ediyor. Bütün engelli kliniklerine işte mobil hatlar bile transfer edildi. Hı hı. Yani hani o hatların numaralarını bile alıp aramaları yeterli olacaktır hastalarını muayene ve tedavi ettirebilmek adına. Bu haklarını lütfen kullansınlar. Böyle bir hakların olduğunu bilsinler. Sonrasında da araştırsınlar. Zaten her kapı açılacaktır. Bundan bir 5 sene öncesi gibi değil artık yani. Evet. Sağlığın her kademesi. Çok önemli noktalarda hocam. Vaktimiz var mı bilmiyorum. Son 1-2 dakikamız. Ben kısaca özellikle çocuklarda ağız ve diş sağlığı diyeceğim. Yeni doğan döneminden daha başlıyor ki hatta siz hekimlerin çoğu zaman dediği işte anne karnında başlar. Anne karnında başlar. Çok kısaca hemen değinirsek hocam. Çünkü dediğimiz gibi tek programa sığmayacaktı. Sığmadı evet. En nihayetinde de. Her diş hekiminin klasik lafıdır. Sizin de dediğiniz gibi evet ağız ve diş sağlığı bakımı anne karnında başlar. Annenin beslenme düzeninden hani başlar. Neyle beslendiği çok önemlidir. Çocuk doğdu, süt alıyor ama ağzında dişleri yok. Tamam ama yani hani dişleri yok. Bir şeyler yapmak için dişlerinin çıkmasını beklemiyoruz. Beklememeliyiz de nitekim. Özellikle süt aldıktan sonra biraz suyla ya da gazlı bezle çok egzantrik materyallere gerek yok. Bir tülbentle, bir gazlı bezle, hı hı, hani ağzının içini şöyle bir temizleyebilirsek bu bile bizim için yeterli olacaktır. Amaç çürüğün oluşumunu engellemek. Çürük nasıl oluşur? Ağızda her bakteriyi besleyecek herhangi bir şey olursa bu bakteri bundan besleniyor, asit salıyor ve bu asit diş minesine zarar veriyor, çürük oluşturuyor. Bu kadar çok basit. Bunu ortadan kaldırmak gerekiyor. Ama tabii dişin oluşmasını beklememek gerekiyor. Ha, sürme ne zaman başlıyor? 6. ayda başlıyor. Ortalama üzerine konuşuyorum. Artı eksi 1-2 ay çok önemli değil. 6. ayda diş sürmeye başlıyor. Ve hani ilk süt dişlerini de 7 yaşında falan çıkarmaya başlıyor hasta. Daimi dişlerini 7 yaşında çıkarıp süt dişlerini dökmeye başlıyor. 12 yaşına kadar da ağızda hem süt dişleri hem daimi dişler mevcut. Aynen, belli zamanlar gibi, evet. Her sene 2 tane dişini döküyor. Alt çenede ve üst çenede 2 tane dişini döküyor. 2 tane daimi diş çıkarıyor. Bu sirkülasyon 12 yaşına kadar devam ediyor ve 12 yaşından sonra da tamamen kendi doğal dişleriyle, daimi dişleriyle devam ediyor. En başından başlamak gerekiyor. Sadece fırçalamak gerekiyor. Macunu unutun, yapamıyorsanız bile macunu unutun. Sadece suyla çalkalasanız bile
faydalı olmuş olursunuz. Evet. Çocuk macunlarıyla ağız ve diş sağlığı devamlılığını başlatabilirsiniz. Evet. Hocam programımızın sonuna geldik. Dediğimiz gibi vakit yetmedi. İnşallah başka bir programda sizleri tekrar konuk ederiz. Ben çok teşekkür ediyorum. Elinize ayağınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili Sağlık Hattı izleyicileri, programımızın bugünkü konuğu İnegöl Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Diş Hekimi Hasan Güleryüz'dü. Kendisiyle ağız ve diş sağlığına dair önemli noktalar üzerine konuştuk. Yarın bir başka programda başka uzman konuğumuzla karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.